hallederiz abi. Tekrar hareketi. Şimdi bu İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da böyle bir şey göremezsin. Hani birine şöyle yaptığın zaman polisi arar. Manyağın biri var da geldi falan. Bizde böyle bir dil var yani. Şimdi bunu sahneden anlattığın zaman vay Atalay Demirci'nin gösterisi çalıntı mı diye haberler çıktı. İnsanın zoruna gidiyor. Senelerdir hani siz de sahnede yaptıklarınızı herkesi kaynak mı göstereceğiz be abi? Doğru söylüyorsun. Arkadaşlarımızdan gördüklerimiz oluyor. Etraftan gördüklerimiz oluyor. Bir yerde bir şey şahit oluyorsun. Bir yerde bir şey izlerken bir şey oluyor. İzlediğin bir şeyi alıyorsun. Anlatıyorsun, aktarıyorsun, başka bir dille aktarıyorsun. Evet, yani mesela bu... şarkılarım da çalıntı çıkıyor mesela. Yani, o zaman... Diyor ki ya ben yazmıştım bu şarkıyı diyor. O da benden çaldı diyor. İşte mesela... hani benzer mutlaka bir şeyi vardır. Bilmem neyi vardır ama bu çalıntı anlamak... Mesele bunu nasıl anlattığınla ilgili. Bununla ilgili çok güzel bir fıkra var. Hiç sevmem fıkra anlatmayı ama bir izleyicimiz göndermiş. Deliler toplanmışlar. Bir rakam söylüyorlar, gülüyorlar. Bir rakam söylüyorlar, gülüyorlar. Doktor geliyor, ya siz niye gülüyorsunuz diyor. Biz diyor fıkraları numaralandırdık. Ay, çok iyi. Beş dedi mi gülüyorlar. Üç dedi mi gülüyorlar. Doktor gel, ben de katılayım size diyor. Üç diyor tık yok. Beş diyor tık yok. Lan niye gülmüyorsunuz diyor. Anlatmadan anlatmaya fark var diyor. Anlatabiliyor muyum yani? Kanser atlattım ben 1996 yılında yakalandım. 2 yıl sürdü tedavi. Getir orada olsun. Doktorun attığı bir fırça vardı bana. Daha kaç yaşındasın, ne attın bu kadar içine dedi. Öyle deyince ben bir kendime geldim. Hiçbir şey içime atmayacağım, her şeyi anlatacağım dedim. Mevzu bu noktaya geldi. Güzel. Bayağı badire. Büyük badire. Öncesi de var hani hakikaten... Dramatik bir çocukluk geçirdim. Gençlik dönemim hakikaten çok sıkıntılı geçti falan. Sonra hayata bir şekilde tekrar tutunmak için sahneyi seçtim ve çok büyük bir riskti. Çok büyük bir risk. Yani yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerden bir tanesisin. Hani aklından evet. Bir taraftan hikayeler geçirirken bir taraftan evet. İşte o faturalar falan filan biraz önce espri gibi aynen. Oldu ama hakikaten çok zor bir iştir. Bu anlamda hani 13 yılın neticesinde şu noktaya Acun sayesinde, Acun Bey sayesinde, o program sayesinde gelmiş olmak gerçekten çok çok önemli. Gençlerimizin kendini ifade edebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği platform sayısı çok az. O anlamda o programı ben çok önemsiyorum. Tamam, gerçekten çok önemli. Daha programın başında söyledim. Gerçekten çok adam çıktı. Benim program bitmeden nacizane tavsiyem. Komedi gerçekten de kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. İnsan güldürüyorsun nihayetinde ve... 5000 kişinin önüne de çıkıyorsun Harbiye açık havada, Konyaaltı açık havada, İzmir açık havada ve 5000 kişi 4998 kişi gülüyor, bir kişi gülmüyor, gözün ona takılıyor. Aynen. Bütün oyunu ona oynamaya başlıyorsun. Aynen. Neden gülmüyor diye. Bir kere bizim şuramız çok acayip işleyen bir mekanizma var burada, sende de vardır. Sen yani neden eğlenmiyor, neden gülmüyor? Herkes eğleniyor, bir kişi gülmüyor ona takılıyorsun, neden gülmüyor diye. Ona yapma, garanti altına almak değil onu, yanlış anlamayın. Bir kişi daha gülsün değil derdimiz. Ne oldu derdi var. Onun için şurası hep böyle bir garip çalışan, zorlu bir döneme giriyorsun. Bundan önce tanınmıyordun, bilinmiyordun. Ankara'da ve Ankara çevresinde ve dünyada belki yaptığın yerler vardı. Ama televizyon ve Acun'un programı sana başka bir yer getirdi. İnşallah bundan sonraki dönemin esas, bundan sonra kesinlikle. Bir laf vardır. Çok acayip, bizim meslek için söylenir. Ünlülüğün bedelini ödüyorsun. Ben ünlü olmak için zaten bedel ödedim. Yani bir bedel daha ödüyoruz. Onun için bizim işler çift bedelli işlerdir. İkinci bedeli ödemeye geldin. Hoş geldin. İnşallah gerçekten de adamlığından, sohbetinden, tavrından, tarzından hiçbir şey kaybetmeden dümdüz gidersin. Bir kocaman alkış sevgili Atalay'a.